Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis jalapeno turşu tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak 2 baş soğanın kabuklarını soydum. Kabuklarının hızlı bir şekilde soyulması için dişleri ayırıyorum ve sonrasında su dolu kabın içerisine bırakıyorum. Biraz dinlendikten sonra çok rahat bir şekilde kabuklarını soyabileceğinizi göreceksiniz sizler de. Ardından sarımsak dişleri biraz büyük olduğu için şöyle küçük parçalara böldüm. Çok fazla iri kalmasını istemedim. Sarımsaklarım hazır. Artık diğer kısma geçebilirim. Biberlerimi güzelce yıkadım. Büyük bir tepsiye aldım. Güzelce yıkadıktan sonra sap kısımlarını ayırıyorum. Uç kısmını da alıyorum ben. O kısmını almadan yapanlar da var. Sizin kendi damak tadınıza, kendi tarzınıza kalmış. Ben genelde biberlerin bu uç kısmını da alıyorum ufak bir şekilde. Uç kısımlarını aldıktan sonra da dilimleyeceğim. Çok ince olmayacak bir şekilde dilimliyorum. Şimdi sizlere yakından göstereceğim nasıl boyutta olması gerektiğini. Bu biberler oldukça acı olduğu için elinize eldiven giymenizi öneririm. Ben şahsen jalapeno turşusu kurduğumda hep eldiven kullanıyorum. Yoksa elden acısı çok kolay çıkmıyor. Uzun sürede dilimlediğim için acısı iyice işliyor. Bunun için elinize eldiven takmanızı öneririm. Artık bu kısmı da hızlandırarak geçeyim. Sonrasında turşuyu kurma aşamasını anlatmaya başlayayım. Kullandığınız malzeme miktarını biber miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Daha az miktarda kullanırsanız aynı oranda diğer malzemeleri de azaltırsınız. 2 kilo için 2 baş soğan benim için tam olarak ideal oldu. Şöyle büyükçe bir cam kavanozum vardı. Onun içerisine bir miktar biberden ekledim. Üzerine az bir miktarda sarımsak ekliyorum. Bu şekilde kabım doluncaya kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Küçük kavanozlara da yapabilirsiniz. Mantığı aslında çok basit. Biber bir miktar, bir avuç, 1,5 avuç kadar biber. Üzerine de bir miktar sarımsak. Doluncaya kadar aynı işlemi yapalım. Üst kısmına geldiğinde biraz elimizle bastıralım. Çünkü içerisine su girdiğinde birazcık havalanıyorlar. Bunun için biraz bastırıp yerlerine yerleşmesini sağlayalım. Şu an benim yaptığım gibi. En üstüne şöyle bastırdıktan sonra tekrar sarımsaklardan ekliyorum. Biraz daha biber kaldı. Onları da küçük kavanozlara kuracağım. Diğer tarafta kullanacağım karışımı hazırlıyorum. Kaya tuzuyla hazırlıyoruz turşumuzu. 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı normal sofra tuzu yani yemeklik tuz, 2 su bardağı üzüm sirkesi kullandım. Kullandığım su bardağının ölçüsü 200 ml. Her zaman olduğu gibi evimizde olan klasik su bardaklarından. Şöyle biraz karıştırıyorum. Bunun üzerine bir miktar daha su ekleyeceğiz tabii ki. Üzerine su ekleyerek de karıştırabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine su ekledim. Artık karışımımız hazır hale geldi. Kavanozlara bölüştüreceğim bunu. Kavanozlara rahat bir şekilde bölüştürmek için huni kullanıyorum. Etrafına dağılmaması için kavanoz hunisi kullanıyorum. Bu karışım yetmeyebilir. Tabii ki göz kararı. Şimdi eşit bir şekilde boyutlarına göre bölüştürmeye çalışacağım. Arta kalan kısımlara da tekrar su ekleyeceğim. Su takviyesinde bulunacağım. Şöyle büyük kavanoza daha bol miktarda ekliyorum. Küçüklere de benzer oranda daha az miktarda ekliyorum, bölüştürüyorum. Üst kısmında boş kalan yerlere de kavanozun tamamı sıvı malzemeyle doluncaya kadar su ekleyeceğim. Şimdi belirttiğim gibi üst kısmı boş gördüğünüz gibi sadece su ekliyorum. Ağzına gelince su eklemeyi bırakıyorum. Sonrasında kavanozlarımın kapaklarını kapattıktan sonra şöyle bir ters yüz edeceğim, karıştıracağım malzemeler birbirine girişsin diye. Ardından artık turşumuzu olmak üzere serin bir yere kaldıracağım. Kavanozlarımın kapaklarını da kapatıyorum ve belirttiğim gibi şöyle bir karıştıracağım. Ortalama 15 gün içinde turşumuz yemeğe hazır hale gelecektir. Benim turşularım henüz olmadığı için olmuş halini sizlere gösteremiyorum.
Ama mutlaka bir defa deneyin. Lezzetini göreceksiniz. Ana yemeklerin yanına ben çok yakıştırıyorum. Çok da beğenerek tüketiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.